Selam canlar, nasılsınız güzel takipçilerim? Güzel bir hafta, kimin tarotları? Kendi tarotlarım. Ne yapacağız? Hep birlikte 12-18 haftası burçlarınızı tarotlarımla, kendi tarotlarım. Bakın bunların hiçbiri başka kimsede yok, sadece bana özel. Türkiye enerjisine göre, haritanın enerjisine göre, kendi enerjime göre tasarladım. Evet, YouTube kanalımı takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, takip ettiriyorsunuz. Lütfen buna değer verin. Koçlarla başlayayım mı? Yükselen Ay burcunuzu takip edin. Akkaya Official Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Evet, gözüm kapalı mı çekeyim? Yani zaten kartları göremiyorsunuz ama şöyle göstereyim size kartları çekerken. Çünkü kart çekmediğimi savunanlar var. Şöyle çekiyorum. Bir, gözümü şu tarafa çevirip 2. Ay, bu hafta çok gergin olabilirsiniz. Oo, gerçekten bir gerginlik var. Bu hafta özellikle pazartesi günü hiç işe gitmek istemeyebilirsiniz. Aynı işleri yapmaktan, aynı enerjide olmaktan ve buradaki enerjinin boşluklarından çok fazla yorulmuş olabilirsiniz. Buradaki yöneticileriniz daha çoğunlukla erkek olabilir, patronunuz erkek olabilir. Bunun hani bazen deriz ya, bunların sinir evleri bizim üzerimize risk eder gibi. Evet, bu ara patronunuz, yöneticilerinizle alakalı çok büyük boşluklar, hatalar yapabilirsiniz. Lütfen başkalarını yargılamayı bırak, kendini yargılamayı bırak ve konsantrasyon ol. Peki bir sorun yaşar mıyız? Hemen çekiyorum. Kader çarkınızda burada devam edecek noktalar var ama alternatif son 4 aydır beklediğiniz bir iş haberiyle ilgili bir görüşmeniz de söz konusu olacak. Evet, dualarınızı, inançlarınızı yaptığınız sürece sizin hayatınızda gerçekten sıkıntılar geride kalacak gözüküyor. Maddi olarak bakalım. Hemen bakıyorum. Evet, bu dönem özellikle yakın dostlarınızdan alacağınız ya da kredi çekmeyi düşündüğünüz planlarınız var. Krediyle birlikte sıkıntılarınızı ana bir borca yüklemeyi düşünüyorsunuz. Bunu toparlayacaksınız. Peki beklediğiniz bir para. Evet, bu hafta ufak tefek paralar gelebilir ama beklediğiniz büyük bir para varsa hayalinizi geride bırakın. Bu parayla ilgili umudunuz yok gözüküyor. Aşk. Evet, aşk var hayatınıza. Ve köklenmek ve gerçekten bilgelik. Yani ruhunuzu öyle bir aşk yaşayacaksınız ki hem enerjiniz hem de yenilik ve köklenme evresi var. Doğru aşk için hızlı bir değişim. Hatta tanımıyorsanız bile ortak bir tanıştırmayla muhteşem bir aşkın enerjisine yelken açacaksınız. Ev almak isteyenler tebrikler. Ev anahtarınızla ilgili çok doğru bir süreç olacak ve hiç endişe etmeyin. Hayalinizdeki eve sahip olacaksınız. İşsiz olanlara bakıyorum. Evet, bayram sonrası hemen iş kapınız ve kandiliniz bereketle yanılacak. Bir kadın ya da kadınlara yönelik bir iş niyetiniz varsa bununla alakalı noktada çok büyük bir ferahlığa ereceksiniz. Evli olanlara çekiyorum. Değerli evli, bu evli arkadaşlarımız. Evet, bazı yalanlara şahit olabilirsiniz. Eşinize güvensizlik ya da eşinizin size güvensizliği olabilir. Bu ara kontrolden geçiyor olabilirsiniz. Dikkat diyorum. Çocuk isteyenlere, yolculuğa gidip geldikten sonra çocuk kararını vereceksiniz. Herhangi bir sorun görmüyorum. Ama derim ki sizin yakın dostlarınızdan kaynaklı bazı pürüzler var. Sizi yoracak insanlar var. Mümkün olduğu kadar o insanlardan uzak durmanız lazım. Aile içerisinde de çok uzun süredir devam ettirmeye çalıştığınız haklarla ilgili yorgunluklarınız var. Bunları yavaş yavaş, şu an için değil, iş mahkemeniz varsa alacaksınız ama çok uzun süredir işe dönmek isteyenler için yeni kapı daha hayırlı diyorum. Değerli boğa burçları, sizler için çektim. Özellikle iş kapılarınızla alakalı ortaklı iş planı ya da kendi işiniz varsa çok güzel bir rahatlık ve bu içinizdeki, ruhunuzdaki yapacağınız işler size çok güzel anahtarlar sahip edecek ve hatta farklı bir şehir ya da farklı bir noktada yapmak istediğiniz iş kapılarınız olabilir. Bunlar hayırlı olacak gözüküyor. Kurumsal büyük bir noktada ya da iş kapısında olanlar, evet, yargılama dönemi, mutsuzluk ve parayla alakalı haklarımı alamıyorum dediğiniz, büyük bir ihtimal Başak ayı itibariyle, yani Eylül-Ekim itibariyle haklarınızla alakalı noktada çok güzel bir rahatlama ve aydınlığa kavuşacaksınız. Bu ara çocuk fikri olanlar, ufak bir tedavi yaptırmanız sizin için sağlıklı. Çocuk kapınız var ama tedavi. Uzun süredir yeni bir iş beklentiniz varsa ve bunlarla ilgili devamlı bir iletişim halindeyseniz 4 hafta içerisinde gireceğiniz iş kapısı size uğur ve bereket getirecek. Enerjinizi koruma altına alın.
Psikolojinizi koruma altına atın ve bol bol meditasyon yapın. Gerçekten bu hafta olumsuzluklar geride kalacak. Aşk için ben aşka inancım yok. Kalben çok ihanetlere uğradım. Artık bu tarz bir hata değil. Mantığımla alakalı kendi hayatımı kurmak istiyorum diyenler için güzel fırsatlar gündeme gelecek. Değerlendirmeniz hayırlı diyorum. Evli olanlara bakıyorum hemen. Kartlar güzel çıktı. Evet, bu ara ailemizde köklenme, toprak yatırımı ve ilişkiyi daha güzel konuşur ve mühür hale ve etraftaki yaşadığımız problemleri geride bırakacağız. Aşksızlara bakayım. Ruh ikizinizi aramaya devam edin der. Daha buna vakit var. Endişe etmeyin. Bir seyahat düşüncesi olanlar. Evet, seyahate gideceksiniz. Ama o sizde de der ki ateş burcu birileriyle tartışma. Para konusunda haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Gereksiz para harcamalarınız söz konusu olabilir. Bu ara alışverişten kafanızı kaldırmayabilirsiniz. Eve abidik gubidik eşyalar alıp kendinizi zora sokabilirsiniz. Değerli boğa burçları diyorum. Evliliği sıkıntı olan boğa burçları. Aileler araya girecek ve toparlanmaya başlayabilir. Ama ilişkisi bitenlerde güzel diyaloglar, güzel hareketler var ama onunla alakalı güven noktanızı tazelemeniz lazım diyorum. Değerli İkizler Burcu, bakalım sizlere ne bekliyor? Bakıyorum. Hep aynı kartları çekiyorum. Bakın. Yani şöyle söyleyeceğim, kendinizin kafa yapınızın konuşmasıyla alakalı ve artık insanların sizi dinlemesi ve kendi meditasyonunuzla onları kendinize çekmek ve onları iş alanınızda ya da çevrenizdeki insanları konuşarak koruma altına almak istiyorsunuz. Bakıyorum hemen. Gerçekten ne için yapıyorsunuz? Kendi çıkarlarınız için, kendi kontrolleriniz için yapacaksınız. Ama yerinizde bir değişim, beklediğiniz bir oluşum size hayır verecek gözüküyor. Bakıyorum. Ya şöyle söyleyeyim, Kurban Bayramı'nda kurban kestirmek isteyenler için bu sene bu hayır kapınız var. Yapabilirsiniz. Bununla ilgili niyetiniz var. Hayrınız çıkmış gözüküyor. Ev almak isteyenler için şu an bir yer satmanız lazım. Öyle ev alabilirsiniz. Ama sizde şu var. Özellikle kardeşlerle alakalı da bölüştürmeye çalıştığımız mal konuları var ve bunların bir türlü hayata geçmemesi sizi yıpratıyor gözüküyor. Aşk için hayallerinizi kıran bir insana beddua, ah böyle bir gerçekliliği görmeye başladınız ve beddualarınız tutmaya başladı. Artık su gibi ve derin sevecek bir insan aradığınız gözüküyor. Evet, yönünüzü bulacaksınız ama bunu büyük bir ihtimal bir tatile gideceksiniz, deniz ya da bir yere gidip geldikten sonra çok güzel bir aşka yelken açacaksınız. Bu ara özellikle evli çiftlerde kendinizi asılmış hissedebilir. Bu kaos ve bu fanusta yorulmuş olabilirsiniz ve sizi anlamadığımız eşlerin birbirini anlamadığınızı görüyorum. O yüzden feda etmek kendinizi çok fazla yıpratmış olduğunuz gözüküyor. Değer görmek istiyorsunuz ama değer alamadığınız sürece psikolojiniz biraz yıpranmış. Araç almak isteyen bazı ikizler burcu için evet olumlu süreç olarak uyarı veriyor. Bir de sizin yakın anne, kadınlar, hala bu tarz toplantılarımız yoğunlukta olabilir ya da kız kardeş ya da kadınlarla ilgili gideceğiniz seyahat size çok keyif verecek. Ama şöyle bir şey var, ikizlerin evli olan çiftlerde de eşlerin konumlarıyla ilgili beklediğiniz yenilikler var. Olumlu ama daha zamanı var diyorum. Değerli yengeç burçlarım 1, 2 ve 3. Yengeç burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, bu ara ruhunuz delirmiş. Psikolojiniz tam anlamıyla yıpranmış noktada. Yani deli deli küpeli, hayallerim küpeli deriz ya. Ve insanlara alaycı tavırları, çevrenizdeki güvendiğiniz insanların iyi niyetli olmadığını, hatta beni kullandıklarını ifade eden ve o insanlara gerçekten onlar gibi cevap vereceğim. Artık ben kafamdaki sorunlu insanları hayatımdan çıkartıp kendi hayalimde, kendi sakinliğimde kalmak istiyorum diyorsunuz. Bu doğru karar çünkü iyi niyetinizin ve sizin bulunduğunuz iş olsun, eşiniz olsun, aileniz olsun ne kadar iyilik ettiyseniz bile o kadar büyük derin yaralar alıyorsunuz. Artık bunu geride bırakmanız sizin için hayırlı. Yani diyor ki artık güvendiğin insanları ele, yoluna bak, enerjini düzelt, kendine yenilik yap diyor.
Kariyer anlamında almak istediğiniz yeni eğitimleriniz var. Bunlarla ilgili cesaretinizi toplayın ve beklediğiniz ufak bir paranız var. Yabancı dil olabilir, master olabilir. Böyle bir niyetiniz var gözüküyor. Aşk için evet, her iki kadın da her iki erkek de kendi kalbindeki yıldızını, kendi kalbindeki doğru erkeğine doğru hareket sergileyecek. Ama geçmişimle ilgili gelmesi gereken ve benim hayal kırıklığına uğrattığı yalan, yani çok güzel giderken sanki birinin emri altında kaldı ve ilişkim bitti ve beni astı gitti diyorsanız, bu esaret bitmiştir. Affetmeyi bırak, yeni geçitlerine, yeni noktalarına bakarsan daha mutlu olacağını söyleyebilirim. Yani sizlere diyor ki artık bırak. Şöyle bir durum var. Ortaklı iş yapacaklar için evet çok güzel bir kazanç, verimlilik var. Cesaretinizi toplayın ve ortaklı iş yapın diyorum. Bu ara özellikle değişmeye ve sanatsal merak olan bazı yengeç burçları, evet değişim ve dönüşüm evreniz var. Ve son zamanlarda evde bardak, çanak kırılmaları söz konusu olabilir. Ufak tefek kazalara dikkat edelim. Elektronik eşyalarımızda da bozulmalar olabilir. Dikkat. Değerli aslan burçları, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Hemen bakıyorum. Sıkılmadım. Bazen hani çünkü kartları karıştırıp kendi kendime delilikler yaptığım için sonra da kendi kendime psikolojimi bozuyorum. Niye bunları toparlamıyorum diyorum. Evet, şöyle bir durumumuz var. Evli olan ve nişanlı olan, sözlü olan kişiler ev arayışı içerisinde hayalinize ait evi ve ışığınızı yakmak istediğiniz anahtarının kalıbını bulacak gözüküyorsunuz. Ve ailelerin desteğiyle güzel bir ev anahtarınız var ve bu anahtar size huzur ve mutluluk verecek ve hemen arkasından geçeceğimiz evle ilgili hayal ettiğimiz her şey bizim ayaklarımıza serilecek gözüküyor. İş konusunda çevrenizdeki insanlara güvenmeyi bırak, yalancı insanları gör ve kendi mutluluğunu, kendi enerjini, kendi sihrini yarat. Çünkü bu tarz insanlar seni boşluğa düşürüp kendi mührünü ve kendi iş enerjini kendilerine çekiyorlar ve sen mutsuz oluyorsun. Bunu yapmana gerek yok diyor aslan burçları. Büyük bir iş anlaşması üzerinde olan 3 hafta, 6 hafta, 5 hafta içerisinde gerçekten hani olmayacak diyorsanız meditasyonunuz o kadar güzel bir enerjiyle ve gideceğiniz yok noktada büyük bir başarı ve aydınlık yaşayacağınız gözüküyor. Korkmanıza gerek yok diyorum. Aşk bekleyenler için hemen bakıyorum. Yolculuk, yani kafanızda hayalleriniz var. Evet, bir ilişki başlangıcı olacak. Ama şu an için değil, daha vakti var. Aslında aşk var da siz kimseyi beğenmiyorsunuz ve size uygun olmadığı için kendi hayatınızda tutmuyorsunuz. Artık tutma dönemi ve güzel aşka da yelken açacaksınız. İlişki güveninizle ilgili sorun yok. Bu ara kendinizi çok havalı ve egolu hissettiğiniz için olabilir. Merdivenden düşme olabilir, asansör düşmesi, araçtan düşebilirsiniz. Dikkat diyorum. Değerli Başak burçları, nasılsınız bakayım? Başaklar. Ay, herkes aynı kart mı? Çok Allah'tan Başak. Evet, bu dönem iş konunuzla alakalı çok güzel göze gelme. Aslında göz ön planında olacaksınız. Nazar değil. İnsanların gözdesi olacaksınız. Ve adaletli ve dengeli bir şekilde bulunduğunuz noktadaki insanların sizin başarınızı tebrik edecek ve gerçekten de ruh olarak enerjinizi yüksekte hissedeceksiniz. Kendi işini yapanlara şu an maddi bazı sıkıntılarınız olabilir. Beklediğiniz bazı paralar olabilir. 3 ay sonra bu beklediğiniz paralar hesabınıza girecek gözüküyor. Yeni işe başlamak, yeni başlangıçlar yapmak isteyen bazı Başak burçları için evet, bilgelik ve enerjinizde çok güzel bir iş kapısı var. Bunu değerlendirdiğinizde çok güzel aydınlanmalara gireceksiniz canlarım. Hatta gökkuşağının ruhunda ve adaletli kapıma geri döndüm diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, özellikle dijital alanda, banka, bu tarz alanlarda çalışanlar için çok güzel aydınlanmalar var. Uzun süredir iş mahkemesi olanlara çekiyorum. Evet, daha mahkemeler devam edecek. Aralık sonu itibariyle bu haklarınızı alacaksınız. Evli olanlara, bu ara evliliğini boşanmak isteyebilirsiniz. Bu aşkta ihanet ya da sizin ruhunuz
böyle bir değişken bir enerjiye girmiş olabilir. Karşı tarafı yanlış anlamaktan dolayı inada girebilirsiniz ve bu da bizim evliliğimize zarar verebilir. Sizin eşler tarafından, eş ailesi tarafından bazı yanlış anlamalar ilişkimizi zorlayabilir. Bunları toparlayalım. Sizin de baba, amca, abi dediğim kişilerle bir vakit geçireceksiniz ve bu vakit size iyi gelecek olarak uyarı veriyor değerli Başak burçları. Teraziler nasılsınız? Hemen terazi burçlarına 3 kart. Hemen bakıyorum. Bu ara ekonomik anlamda kendinizi bir tatile ihtiyacınız var. Ama ekonomik anlamda kendinizi çok güçsüz. Ve artık bu gücünüzü kaybettiğiniz için de böyle hayalleriniz kalmamış. Sadece günü kurtarayım, borçlarımla alakalı noktalardan toparlanayım. Tatil benim neyime diyorsunuz. Evet, artık kendi içinizde barışmak, parayı bulmak, işle alakalı haksızlıkları hayatınızdan çıkartıp adaletin size karşı dönmesini istiyorsunuz. Bu dönem yavaş yavaş toparlanma, ruhunuzda güzellikler sizin hayatınıza gelecek. Yargılama ve kendi imparatorluğunuzu kader çarkınızla birlikte yeniden iyileştireceksiniz. İşsiz olanlara vakti ve zamanı geldi. Bayram sonrası hemen iş kapınız hayırlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Aşk olanlara evet güzel bir aşka, güzel bir enerjiye ya da kalbinizdeki düşündüğünüz insanla platonik bile olsa bir oluşum evresine gireceksiniz. Bu da sizi mutlu edecek. Yalnız sizde de doğum günü, bu ara doğum günü kutlamaları var ve bekarlar özellikle parti kutlama dediğimiz noktalarda hayırlı bir kısmetimiz var. Ev hanımları için köye ya da anne ya da baba ziyareti ya da kökümüze ait ziyaret, eşlerle gideceğimiz yolculuk bize iyi gelecek. Bu da güzel fırsatlar. Mahkemesel konularla ilgili bir kart çekiyorum hemen. Evet, su, kalbinizdeki hakları alacaksınız ama eliniz kolunuz bağlı gibi hissediyorsunuz ve haklar bize gelmeyecek diye düşünüyorsunuz. Mahkemelerinizi doğru oluşturun. Devletle alakalı da askere gidecek ya da ya da devlet kadrosuna girmek isteyen teraziler için de güzel alternatifler var diyorum. Akrep burçları nasılsınız? Bakıyorum hemen akreplere. Aşkta sınanacağınız bir hafta. Kalbinizi bereketle dolacak ama aşkta karşı tarafın bir hatasıyla ilişkide bir olumsuzluk evresi. Birkaç gün kapris ve birkaç gün bu inandığınız köklenmek ve bereketim dediğiniz insanla alakalı noktada kafanızda onu denemeye adapte olacaksınız. Aslında bu sizin yol arkadaşınız. Denediğiniz kişi sizin ömürlük. Ya pişman olacağınız değil, hayatınıza bereket ve güzel oluşumlar yaşayacağınız evredesiniz. Özellikle işinizle alakalı yaşadığınız sıkıntıları toparlama, kendi içinizdeki geçitleri doğru tamamladığınızda da işinizde güzel bir değişim, yerinizde çok güzel bir noktaya oluşacaksınız. Tıkanmış olan her şeyi toparlama evresi olarak gözüküyor. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Kendi içinizde özellikle su burçlarıyla alakalı yaşadığınız ve kendi içinizdeki yaşanan bazı pürüzleri de atlatma evresine girebilirsiniz diyorum. Yeni bir kariyer için, yeni bir başlangıç ve kendi işinizi kurmak isteyenler için evet kadınlar ya da kadın ortaklığı ya da eğer bunu bir erkek dinliyorsa kadın ortaklığı yapacağınız işler size çok güzel bir ferahlık, aydınlanma ve rahata girmeyi gösterir. Der ki yukarıdaki emir, rızkınız ve bereketiniz çok güzel bir noktada aydınlanacak, korkacak gibi değil, aydınlanacak şekilde yer alacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, sağlık olarak belki boyun ve bel bölgemize dikkat edebiliriz. Bunları ihmal etmeyin. Değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Bakıyorum hemen. Yaylar, şöyle bir şey var. Bu hayatta maddi olarak çok büyük bir sınanma dönemi yaşıyorsunuz. Ya ve maddiyat anlamında toparlayamadığınız noktada banka kredileriniz, borçlarınız ve bunlarla alakalı kalbiniz böyle pıt pıt atıyor. Ve iş konusunda da yaşadığınız bazı sıkıntılardan dolayı daha çok tedirgin bir noktanız var. Ben diyorum ki evet bu hafta biraz sizi yoracak, stres yapacak ama işinizle alakalı köklenmeyi, korkularınızı kendi içinizdeki dua ile çözeceğiniz gözüküyor. Yeni işe başlamak isteyenler için evet burası benim hakkımı çok fazla yedi. Yeni bir alternatif yok. Burayı biraz daha idare etmeniz gerektiğini. Başlangıç için özellikle
Ağustos'un ortaları daha sağlıklı ve hayırlı gözüküyor. Ufak tefek yolculuklarımız ve yurt dışı ile alakalı yeni anlaşmalar yapmak isteyen bazı yay burçları için inanılmaz güzel fırsatlar var ve bunları başaracaksınız olarak uyarı veriyor. Evet, yeni aşk isteyenler için evet kandiliniz bereketli. Ruhunuz asılmış gibi hissetse de sarılacağınız, içinize ısınacak ve hatta bu dönem evlilik kararı veren yay burçlarımız da var. Doğru enerjiye, doğru hayata geçiş yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Ama şöyle bir sorunumuz olabilir. Evli olanlarda maddi krizler daha sıkıntılı ve bu krizler evliliğimize, çevremizdeki insanlara yansımaya başladı ve bizim ilişkide mutsuzluklar var. Bitecek mi korkusu yaşayanlar? Hayır, toparlanacak ama her iki tarafında yorgun olduğu noktalar var olarak gözüküyor. Geçmişte beklediğiniz biri varsa dönecek mi? Evet, değişim dönecek. Size mutluluk verir mi? Kaderinizde onunla bir sayfamız daha var. Sonrasında bu ilişkiyle ilgili her iki tarafında ortak kararıyla yol ayrımı. Hatta şu dönem bayram sonrası istenme durumları olacak bazı yaylar için. Şimdiden hayırlı olsun. Ev, araç gündemimiz, aile arasında destek alıp bu noktayı da aydınlığa kavuşturacaksınız. Değerli oğlaklar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Bu dönem işinizle alakalı hızlı başlayacak, verimlilik, mühür ve yeni anlaşmalar çok güzel aydınlanmalar yaşayacak. Boşluklarımız geride kalıyor ve inanılmaz derecede enerjimiz, ruhumuz daha keyifli olacak olarak uyarı veriyor. Delilikler geride kalıyor ve Rabbim size o kadar güzel noktayla hem iletişimle hem kazançla hem de kendimi bu hayata kurban ettim dediğimiz evreler geride kalıyor. Kendi başarımızı, kendi meditasyonumuzu ve en önemli şey hayata yeniden tutunma, mutluluk ve bu asılmış psikolojiden çıkma dönemi olacak. İşle ilgili sorun var mı? Evet, dönem dönem sorun var ama köklendiğiniz işinizde çok başarılısınız. Ama bazı yeni işler, yeni oluşumlar yapmak istiyorsanız yapın. Güzel kazançlarınız var. Aşksız olanlara gerçek krallığı ya da gerçek kraliçenin sizin hayatınızda olacağını kabul ederseniz muhteşem bir aşk ve bu aşk sizin hayatınıza sihir gibi dokunacak ve bu evliliğe doğru gideceğini uyarıyorum. Toprak almak ya da toprak satmak, yani arsa, toprak, bir katlı bir evimiz varsa bile satılıp daha güzel, ferah bir ev alacaksınız diyorum. Değerli kovalar, nasılsınız? Hemen kartı çekiyorum. 78 karttan nasıl aynı şeyleri çekebilirim? Değerli kovalar, iş konunuzla alakalı çok yoğun bir emir altında olacaksınız. Devamlı enerjiniz yüksek olsa da buradaki insanların enerjisiyle daha büyük bir başarı ve aydınlanma, kazanç ve verimlilik haftanız gözüküyor. Kendi içinizde barış haliniz, hazinenizin ve adaletin sizin noktada en verimli şekilde olacak. Yani sizin aile içinde kardeşler arasında tartışmalar, haksızlık konuşmalar, zaman zaman kafanız atıyor ve benim ailem yok diyecek kadar da sinirleniyorsunuz. Der ki güneşiniz ve bilgeliğinizle ailenizi koruma altına alın. Onların hatalarını toparlamak için geldiniz. Bunu kabul etmeyi öğrenirseniz daha mutlu, daha bereketli olacağınızı gösterebilirim. Anne kaybı yaşayan ya da anne özlemi yaşayan bazı kova burçları, içinizde yarım kalan uhdelerle ilgili gözyaşı döküyorsunuz. Ben olsam mezarına dua ya da barışmak için artık fırsat var. Lütfen barış derim. Bir de uzun süredir bir yolda bir mirasınız ya da çözülmesi gereken yasal noktayla çözülebilir. Şu an bunu adaletli şekilde çözersek haksızlığa uğrayabilirsiniz. O yüzden yasal noktada haklarımızı alabiliriz. İşsiz olanlar için evet başlama dönemi. Yani yengecin sizin hayatınızda yani 21 Temmuz'a kadar gerçekten iş kapınız başlayacak ve istediğiniz işin mutluluğunu ve tekrar cesaretinizi toplayacaksınız. Bu da size. Geçmişte beklediğiniz var mı? Evet, bol bol dua ediyorsunuz artık gelsin diye. Her an ondan haber gelecek. Merak etmeyin diyorum. Değerli balık burçları, nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım. Ay çok yoruldum be. Vır 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 vır. Ne konuştum be? Değerli balıklara çekiyorum. Yeni iş anlaşmaları, yeni seçimler, size sunulacak seçimleri, hayal ettiğiniz kapıya gitme dönemi.
Der ki işle ilgili gelecek teklifleri değerlendir. Bu seçimler sizin için hem Fatma anamızın hem nal bereketi hem de gecenin ayı size bereket ve gonca yaprağı gibi uğurlu gelecek. Ve bir an önce imzayı atın gitin derim. Evet, bu gideceğiniz yolda sürpriz ayrı işler de yapacaksınız ve büyük kazançlar yapacaksınız. Hata yapmayın, kararsız olmayın, gidin diyorum. Ve aynı işte devam edenler için, evet şu an burada bazı sorunlar olabilir ama siz burayı seviyorsunuz ve emekliliğinize kadar burada olacaksınız. Ortaklı iş yapanlar için çekiyorum hemen. Büyük kazanç, evet yargılama var, ortaktan ayrılma kararınız var ama köklenmek sizin için daha bereketli. Şu an ayrılık yapmayın, ortakla ayrıl. Aşk isteyenler için, evet ruhunuza imparatorluk, sihir gibi hayatınıza girecek yeni bir anahtar, yeni bir tanışma, yeni bir oluşum evresi var. Bunları doğru değerlendirdiğinizde gerçekten kral ve kraliçe oturacak. Aynı anahtarın aynı ruhun içerisinde birlikte yaşayacağınız sürpriz bir hatta evlat da sahip olacağınız gözüküyor. Evli olanlar için çekiyorum. Çocuk kararı ve tebrikler diyor. Çocuk sevinci tedavisi ya da çocuk kararı netlik bir şekilde. Yalnız bazı balık burçlarında aileden kaynaklı sorunların ve burada kendi içinizde şüphelenme evreleri ve ihanet korkusu olanlar bence bu yersiz yalanı, yersiz psikolojiden çıkın, evliliğinize sahip çıkın diyorum. Evet, bu hafta vallahi çok sıcak nefes alamadım. Terler terler aktı ama mecbur yapacağım. 2 hafta İstanbul'da olmayacağım, tatile gideceğim. Yine orada ufak tefek yapmaya çalışacağım. Yapamazsam da affedin beni. Yaparsam da şanslısınız diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın.